Merhaba arkadaşlar. Altın sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında çember konusunda test 1 ile dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet hepimize kolay gelsin diyorum ve birinci soruya başlıyorum. birinci soruyu okuduğum zaman gençler. Yukarıdaki şekilde verilen noktalardan kaç tanesi o merkez çemberin dış bölgesindedir diyor. Arkadaşlar baktığımız zaman. Çemberin iç bölgesi Çemberin üzeri ve çemberin dış bölgesi vardı. Bakın şu F noktası çemberin dış bölgesindedir. D noktası çemberin dış bölgesindedir ve E noktası çemberin dış bölgesindedir diyorum. O halde B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet 3 tanesi çemberin dış bölgesindedir. Bakın C üzerinde A, B ve O da arkadaşlar çemberin iç bölgesinde yer alan noktalardır diyelim. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıda ve yukarıdaki şekilde verilen birim merkezli kareli birim merkezli kareli zemine çizilmiş olan merkezlerin çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç birim arkadaşlar? Merkezlerini bulalım ve ikisinin arasındaki uzaklığı istiyor. O halde birinciye bakıyorum arkadaşlar. Bakın bunun merkezi burasıdır. İkincinin merkezi burası. Alıyorum doğru parçasını. Ve sayalım gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimdir. Evet merkezler arası uzaklık 8 birim ve 5 şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, devam edelim arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet. Üçüncü soruyu bir tık büyütelim. Tamamdır. Aşağıdaki birim kareli zemini birim karelere çizilmiş, ayrılmış kağıt üzerinde verilen çemberlerden hangisinin yarı çapı 4 birimdir diye soruyor. Arkadaşlar hemen yarı çaplarımızı öncelikle çiziyorum. Ve yarı çapları sayalım gençler. Şimdi A'ya bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birimdir. B'ye bakıyorum. 1, 2, 3 birim. Evet. C'ye bakıyorum. 1, 2, 3 birim. Evet, D'ye baktığımız zaman da 2 birim yarıçap görüyorum. Evet bizden 4 birim istemişti arkadaşlar. O halde A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet devam edelim. Dördüncü soruya geçelim. Yukarıda noktada kağıtta verilen çemberin merkezi K, L, M ve N noktalar hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar merkezin kenarları uzaklıklara eşit olması gerekiyordu. O halde bakın ben burada merkezi K noktasıdır diyorum. Şöyle K noktasından arkadaşlar bir çap çiziyorum arkadaşlar. iki tane dikkat ederseniz. Bakın 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Olacak şekilde arkadaşlar bütün kenarlarına mesafesi 3 birimdir diyoruz ve eşit olmak zorunda diyorum. Doğru cevap A şıkkıdır diyoruz gençler. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, beşinci soruya baktığımız zaman yukarıda birim karelere ayrılmış zeminde verilen M merkezine saplanan çiviye bir tel bağlanarak ip iyice, iyice gerilmiştir. Arkadaşlar M merkez olacak ve bir tel çiviye bağlandı ve gerildi. Daha sonra arkadaşlar bu telin ucuna bağlanan bir tebeşir yardımıyla tel merkez etrafında gergin bir şekilde döndürülerek çember çizildiğinde çizilen çember verilen noktaların kaç tanesinden geçer diye soruyor. Aslında benim ne yapmam gerekiyor gençler? Şöyle düşünüyorum. Bakın şu M merkezinde 1, 2, 3, 4 birim arkadaşlar 1, 2, 3 evet 4 birim mesafeden M merkezinden 4 birim mesafeden çemberimi çizmemiz gerekir diye düşünüyorum. Önce böyle çizeceğim. Daha sonra çember parçasını alarak çizmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bakın. Buradan geçmesi gerekir diyorum ve bir de şöyle çemberimle e, evet, dikkat ettiysek arkadaşlar hangi noktalardan geçti? K'den geçti. P'den, R'den ve S'den geçti. Demek ki 4 tane noktadan geçer diyorum ve C şıkkını aynen işaretliyorum gençler. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, kareli zeminde verilen çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir? Öncelikle merkezleri bulalım gençler. Bakın şunun merkezi burasıdır diye düşündüm. Sayacağım tabi ki. Bunun merkezi burası. Bir kontrol edelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın her tarafa 5 olacaktı. Buna bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim tamamdır diyorum. Doğru parçamı aldım. Ve merkezleri birleştirdim gençler. Merkezleri birleştirip sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim mesafe var. Ve sorumuzun cevabı C şıkkı olur diyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, 7. soruya baktığımız zaman yukarıdaki karenin içine çizilebilecek en büyük çemberin yarı çapı kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar şöyle merkezden bir çember çizdiğimi düşünelim. Evet. Arkadaşlar bakın bu çemberin merkezi burası ve yarı çapı olsun. Arkadaşlar yarı çapı dikkat ederseniz karenin kenarının yarısıdır arkadaşlar. Yani karenin kenarı tamamı 24 ise o halde çemberin arkadaşlar yarı çapı 12 cm olmalı diyorum. 24'ü 2'ye bölerek 12'yi bulduğunuzu gösterelim gençler. Evet C şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet devam edelim 8. soruya geçelim. Yarı çap uzunluğu 10 cm olan O merkezli çemberin içinde bir K noktası alınıyor arkadaşlar. Buna göre OK uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar çemberi çiziyorum. Bakın şöyle bir çember düşünün. Şunun merkezi arkadaşlar burası olsun ve yarı çapı santimetre dedi. Arkadaşlar herhangi bir noktayı düşünelim. Çemberin içinde. Herhangi bir nokta. Bakın bütün nokta, çemberin bütün kenarlarına merkezin uzaklığı arkadaşlar şöyle farklı yerlerden yarı göstereyim. Evet. Yarı çapların arkadaşlar her bir noktadan uzaklığı 10 santimetredir. Buradaki hiçbir nokta arkadaşlar 11 santimetre. Yani çemberin içindeki hiçbir nokta 11 santimetre olamaz diyorum. Yani onun altındaki 9, 8, 7 bizim OK uzunluğu olabilir deriz gençler. Evet. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. 9. E, soruya baktığımız zaman şekilde dikdörtgen içerisinde yarı çapları eşit uzunlukta olan 3 tane çember çizilmiştir. Bir çemberin yarı çapı 6 cm olduğuna göre AB kaç cm'dir dedi. Arkadaşlar AB'ye dikkat edersiniz. Bizim dikdörtgenimizin uzun kenarıdır diyorum. Bakın şöyle çemberlerin arkadaşlar merkezden geçecek şekilde çaplarını çizdim. Dikkat ederseniz arkadaşlar yarı çapları 6 santimetre. O halde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarı çapı vardır diyorum. Evet AB'nin değeri 6 çarpı R'den 6 çarpı 6 36 cm olur diyoruz. Sorumuzun cevabı C şıkkı doğru cevaptır diyelim gençler. Evet temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet AB uzunluğu arkadaşlar 90 cm olduğuna göre her bir dairenin yarı çapı kaç santimetredir dedi. E şekilde 4 dairesel eş metal disk merkezleri doğrusal olacak şekilde birleştiriliyor arkadaşlar. AB'ye 90 santimetre dedi. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarı çapı oldu arkadaşlar. O halde AB'nin uzunluğu 6 tane yarı çapı eşittir diyoruz. Ve bu 6 tane yarı çap 90 santimetre ise gençler. Evet ben yarı çap bulabilmek için 90'ı 6'ya bölerim ve 15 santimetredir. Bir tanesinin yarı çapı derim arkadaşlar. C şıkkını aynen işaretlerim. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Yukarıdaki o merkez çemberin çapı 30 santimetre olduğuna göre OC, OB, OA işleminin sonucu toplamın sonucu arkadaşlar kaçtır diye sordu. Şimdi çapımız 30 santimetre ise arkadaşlar yarı çap 30'un yarısıdır. Yani 15 santimetredir diyorum. Bakın bundan her birisi arkadaşlar yarı çaptır. O halde bu işlemin sonucunu bulabilmek için 15 artı 15 artı 15'tir diyorum. Ve işlemin sonucu 45 santimetre olur diyoruz. Nerede gençler? B şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 12. soruyu okuyorum arkadaşlar. Yukarıda verilen O ve M merkez çemberler P noktasında birbirine birine değmekte olup KP ve L doğrusaldır. K, 48 cm olduğuna göre çemberlerden birinin yarıçapı çapı kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar P'de birbirine değmekte olduğuna göre bakın bunların her birisi yarıçaptır diye düşünüyorum. KL uzunluğu 48 santimetredir diyor. Ve KL dikkat edersek arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 tane yarı çapı eşit. 4 çarpı yarıçaptır diyorum. O halde yarıçap bulabilmek için 48'i 4'e böleriz gençler. 12 santimetre olur yarıçap diyorum. D şıkkı doğru cevaptır diyoruz gençler. Evet arkadaşlar bu soruyla testim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.